Tamam. Cumhuriyet Halk Partisi bugün ABAN toplantısını gerçekleştiriyor. Dün Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin açılmasının ardından siyaset çok hareketli bir döneme giriyor. 2023 Haziran'ında yapılacak Cumhurbaşkanlığı seçimleri öncesinde seçimlerin öne alınacağı, siyasi partiler ve seçim kanunlarında yapılacak değişiklikler, anayasa değişiklikleri, bu arada ekonomik sorunlar, Kürt sorunu gibi can yakıcı sorunlar önümüzdeki 1,5 yılın en tartışmalı konuları olacak. Bu konuyu bugün CHP İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkuru ile görüşeceğiz. Sayın Tanrıkuru, hoş geldiniz yayınımıza. Teşekkür ederim. Selamlar, sevgiler izleyenler. Çok teşekkür ederim efendim. Öncelikle bugün Sayın Kılıçdaroğlu yaptığı konuşmada hepinize birden iktidara yürüyoruz dedi. İktidar vaadi verdi. İsterseniz önce o konuyla başlayalım. CHP gerçekten iktidara yürüyor mu? Tabii ki, yani sonuçta Cumhuriyet Halk Partisi bir ittifakın üyesi ve ittifakın ana gövdesi. Ana muhalefet partisi olarak bu seçim sisteminde %50 ile iktidara gelmek ancak mümkün. Dolayısıyla sadece biz değil, ittifak yaptığımız siyasi partilerle, demokrasi güçleriyle birlikte iktidara geleceğiz. Genel Başkan da çok kesin ve kararlı bir şekilde bu hedefi gösterdi. Bütün kamuoyu yoklamaları da sonuçta bu tabloyu ortaya koyuyor. Sayın Kılıçdaroğlu bir de Mevlana'dan alıntı yaptı. Işık verebilmek için mum gibi yanmak gerekir dedi. Şu anda hepinizi bir sıcak dönem bekliyor. Evet, yani şöyle tabii ki yurttaşlarımıza güven vermek zorundayız. O güveni ben verdiğimize inanıyorum. Milletvekilleri olarak da o güveni verdiğimize inanıyorum. Abartısız söylüyorum, yani son 2 yılda Türkiye'nin 81 iline ve gitmediğimiz iline gitti ve gitmediğimiz ilçe de kalmadı. Gittiğimiz illere, yani 1-2 vekil olarak değil, en az 10-15-20 vekil olarak gittik ve bugüne kadar hiç gitmediğimiz ilçeleri, yerleşim illerini ziyaret ettik, yurttaşlarımıza buluştuk ve bunu 81 il bakımından yaptık. Değişik masalar var CHP'de şu anda kurulmuş. Esnaf masası var, ekonomi masası var, doğu masası var. Bu masalarda görevli arkadaşlarımız var. Hepsi ayrı ayrı Türkiye'nin bütün illerine dağılarak, giderek, gelerek Türkiye'nin temel sorunları konusunda hem CHP'nin yaklaşımlarını anlatıyorlar hem de yurttaşlarımızın talepleri ve CHP'den beklentilerini öğreniyorlar. Evet, şu anda 81 ile ve birçok ilçeyi gezdiğinizi söylediniz. Gördüğünüz tabloda vatandaşın en can alıcı sorunu, en yakıcı sorunu olarak karşımıza ne çıkıyor? Tabii ki ekonomi ve yoksulluk, geçim, işsizlik. Bunlar en başta gelen sorunlar. Bütün Türkiye'de ve bütün coğrafyada. Sonra Türkiye'nin değişik bölgelerine göre bunlardan sonra çıkan şeyler var, talepler var. Ama ekonomi, yoksulluk, işsizlik, geçim sıkıntısı ve işsizlik en temel sorun olarak bütün Türkiye'nin ortaklaştığı sorunlar. Doğu ve Güneydoğu'da Kürt'ten yoğun olarak yaşadığı yerlerde demokrasi, adalet, Kürt meselesinin demokratik çözümü de öne çıkıyor. İzmir'de başka sorunlar daha öne çıkıyor ama dediğim gibi Türkiye'nin ortaklaştığı nokta şu anda ekonomi, geçim sıkıntısı, yoksulluk, bütün yurttaşlarımızı çok derinden etkileyen temel sorunların başında geliyor. Tabii ondan sonra da yani yurttaşlarımızın dile getirdiği çok temel sorunlar var. Eğitimde adaletsizlik, adalet sorunu, ağır insan hakları ihlalleri gibi sorunlar da Türkiye'nin gündeminde, göçle gelen sorunlar var yine dış politika. Bunlar da dile getirilen ve yurttaşlarımızın seçmen davranışını etkileyen hükümet politikaları olarak karşımıza çıkıyor. Şimdi işsizliğin ve ekonominin çözülebilmesi için öncelikle bir kaynak gerekiyor ve üretim artışı gerekiyor. CHP bunları nasıl sağlayabilecek? Şöyle, yani Türkiye'nin kaynakları gerçekten eğer ranta çalışmasa ve doğru kullanılırsa 81 milyonluk bu nüfusa yetecek kadar Türkiye'nin bir coğrafi zenginliği var. Önemli olan Türkiye'yi yönetme becerisini göstermek ve yoksuldan, emekçiden, gerçekten emekliden, çalışandan yana bir düzeni kurmak. Bu hükümet, Adalet ve Kalkınma Partisi siyasal tercihini ranta ve kendi çevresine dönük olarak yaptı ve Türkiye'nin kaynaklarını son yıllarda, özellikle son 5 yılda 6 yılda kendi çevresine dağıttı. Yani sadece garanti ödemeleriyle ortaya çıkan rakamları ortaya koyduğumuzda bile Türkiye'de
garanti ödemeleriyle ne kadar büyük kaynağın yurttaştan alınıp vergilerimizden kesilip ekonomi çevrelerine yani aktarıldığını görüyoruz. Peki bir diğer görüş de evet Türkiye'de can alıcı sorunlardan biri ekonomi ama bunun yanı sıra adalet, adaletsizlik, adaletin sağlanmaması da en önemli sorunların başında geliyor. Şimdi adalet mi ekonomi mi dersek hangisi öne çıkıyor? Adaleti çözdüğümüzde bunun ekonomiye yansıması, piyasalarda dövizde vereceği güvenin bir nebze ekonomiye faydası olabilir mi? Hangisi daha önce geliyor? Bunların yani birbirinden bağımsız düşünmemeniz lazım. Hukukun üstünlüğü, demokrasi, insan haklarına saygı olmazsa ekonomi de gelişmez. Ekonominin gelişeceği ortam, güvenli yatırımın olacağı ortam hukuk güvencesidir. Hukuk devleti hikayesidir. Dolayısıyla birini diğerinin önüne almak mümkün değil. Cumhuriyet Halk Partisi ana gövdesini oluşturacağı iktidarda bütün bu sorunları eş zamanlı olarak adım adım çözmeye çalışacak. Adalet gerçekten milyonlarca yurttaşımızı kolektif olarak mağdur ediyor. Yani son 5 yılda birçok kesimden yurttaşlarımız kolektif bir biçimde mağdur oldu. Yoğun bir biçimde. KHK'lılar var. 15 Temmuz darbe sonrasında adil biçimde yargılanmayan binlerce, on binlerce yurttaşımız var mahkum edilen. Belediye başkanları, siyasetçiler, muhalif siyasetçiler, öğrenciler, gazeteciler kitlesel bir biçimde mağdur oldular. Avukatlar kitlesel bir biçimde mağdur oldular. Dolayısıyla bu mağduriyetleri giderecek adımları da adalet ortamını da mutlaka sağlayacağız. Dediğim gibi hukukun üstünlüğünün sağlanmadığı, yargıya güvenli olmadığı, adaletin tecelli etmediği bir yerde hukuk da olmaz, ekonomi de gelişmez. Peki dün Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin açılışında konuşma yapan Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan Kürt sorununu çözdük ve bunun değişik şekillerde kullanılmasına izin vermeyeceğiz dedi. Diğer yandan Halkların Demokratik Partisi bir tutum belgesi açıklayarak önemli bir adım attı sanıyorum. Bu sorunun çözümünde önümüzdeki süreçte karşımıza neler çıkabilir ve bu sorun bütün muhalefet partilerinin bir araya gelmesiyle aşılabilecek hale gelebilir mi? Şöyle bakın, kısa bir hafıza tazelemesi yaparsak Adalet ve Kalkınma Partisi 2002 tarihinde iktidara geldi. 3 Kasım 2002 tarihinde. İktidara geldiğinde Türkiye'nin Kürt meselesi bakımından temiz bir Türkiye devraldı. Nasıl temiz bir Türkiye devraldı? 99'da Öcalan yakalanmıştı. İmralı ve yargılaması devam ediyordu. Yargılaması devam ederken örgütlü silahlı unsurlarına çağrı yaptı ve Türkiye'nin kara sınırının dışına çıktı. Dolayısıyla 2002 yılında Türkiye'de tek bir şiddet, tek bir terör eylemi yoktu, çatışma yoktu ve bir silah bırakma ve Kürt meselesinin demokratik adımlarla çözülebilme beklentisi vardı 2002 yılında. Türkiye'nin Kürt meselesi bir bölge meselesine dönüşmemişti. Uluslararası güçlerin müdahalesine de çok açık değildi. Ama aradan geçen 20 yılda Adalet ve Kalkınma Partisi 2002 yılında o cesareti ortaya koyamadı. Bir silah bırakma, silahtan arındırma yasası çıkartamadı. Mecliste salt çoğunluğu olmasına rağmen, anayasayı değiştirecek kadar çoğunluğu olmasına rağmen demokratik adımları atamadı. 1 Haziran 2004 yılında yeniden çatışma, silah ve terör Türkiye'nin gündemi oldu. Aradan geçen 20 yıl ise bugün geldiğimiz noktada Türkiye'nin Kürt meselesi çözülmüş değil. Aksine daha karmaşık, daha derin, daha bölgesel ve daha uluslararası bir boyut almış ve ödediğimiz maliyet de çok daha fazla artmış. Kürt meselesinin anayasal yönü var, yasal mevzuat yönü var, adaletsizlikle ilgili yönleri var, bir de silah ve şiddetle ilgili yönleri var. Hepsi ortada duruyor. Eğer Kürt meselesi çözülmüş ise daha yeni, bundan 2 ay önce Sayın Erdoğan çözüm sürecini biz bitirmedik. Çözüm süreci buzdolabında niye desin? Buzdolabında neyi koymuştu? Yani dolayısıyla kendisini tekzip eden bir dil kullanıyor Sayın Erdoğan. Kürt meselesi Adalet ve Kalkınma Partisi dönemi altını çizdiğim gibi daha karmaşık, bedeli daha ağır, siyasal maliyeti çok daha büyük olan bir meseleye dönüşmüştür. Tabii ki bu meselenin çözüm yeri 2012'den beri söylediğimiz gibi Türkiye Büyük Millet Meclisi'dir. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin bir irade ortaya koyması lazım. Çözüm süreçlerinde siyasi aktörlerin, liderlerin arzuna tutum önemlidir. O tutum siyasi partilere yol gösterir. Ama o tutumu siyasi aktörlerin rolünü başka mekanizmalarla güvence altına alamazsanız, toplumu katmazsanız, barışı toplumsallaştıramazsanız yürüyemezsiniz. Peki muhalefet bir şu anda 2-3 partiyle birlikte bir hareket ediyor ama önümüzdeki süreçte görünüyor ki bir 6 partilik bir
oluşum ya da birlikte hareket edebilmenin koşulları aranacak. Önümüzdeki süreçte muhalefet kendi arasında birliği sürdürüp ortak bir cumhurbaşkanı adayı ortaya koyup Türkiye'nin önünü aşacak hamleleri gösterebilecek mi bize? Biz yani bunun çabası içerisindeyiz. Türkiye'nin ana muhalefet partisiyiz. Ve bu sorunu taşıyoruz. Dolayısıyla hem sağımızda hem solumuzda hem merkezde duran, gerçekten Türkiye'de demokrasi isteyen, parlamenter rejim isteyen, otoriter bu rejime karşı çıkan ve temel hikaye konusunda buluşabileceğimiz herkese buluşmaya çalışıyoruz. Dolayısıyla kırıcı değil, ötekileştirici değil, negatif bir siyasi dil değil, pozitif bir siyasi dil kullanıyoruz. Bu dilin başarılarını yerel seçimlerde elde ettik. Onun da verdiği deneyimle genel başkanımız, parti yönetimimiz bu konuda önemli adımlar atıyorlar. Yani siz de biliyorsunuz, takip etmişsiniz, önümüzdeki günlerde 6 siyasi partinin hukuk ve seçim işlerinden sonra genel başkan yardımcıları anayasa konusunda bir yakınlaşma sağlamak için tekrar bir araya gelecekler. Aklan Demokrasi Partisi önemli bir deklarasyon yayınladı geçen hafta. Önemli temel ilkeler var. O ilkeler sonuçta Türkiye'nin temel sorunlarına işaret eden ilkeler. Yani bunları da dikkate alan, tümünü dikkate alan, bütün siyasi partilerin hassasiyetlerini, seçmen hassasiyetlerini, önceliklerini dikkate alan bir çerçeveyle toplum karşısına çıkacağız. Cumhurbaşkanı Erdoğan da dünkü konuşmasında yine anayasa değişikliğinden söz etti. Bir anayasa değişikliğini Cumhuriyet'in 100. yılında Türkiye'nin önüne koyabilmeliyiz dedi. Ve bu arada muhalefet partilerine bir çağrı yaparak hep birlikte anayasa tekliflerini açıklasınlar ki birlikte bir hareket yapalım dedi. Böyle bir şey mümkün mü? Bir uzlaşma sağlanabilir mi? Tabii ki mümkün değil bu ortamda. Yani şeyin eşiğine gelmişiz. Yeni bir genel seçimin eşiğine gelmişiz. Tamamen güven yitiren bir iktidar bloğu var. Güven yitiren. Toplumda artık karşılığı giderek azalan bir iktidar bloğu var. Ve bu iktidarın uygulamadığı bir anayasa var. Biz 1982 anayasasına yapıldığı günden beri karşı çıktık. Yöntem olarak. Darbeci anayasa hazırlayamaz dedik. Ve bu anayasanın aynısını yazsak bile siviller yazsın dedik. Bu anayasanın aynısını yazsak bile yani. Ama şimdi biz bu anayasaya arar hale geldik. Hükümet nedeniyle. Hükümet bu anayasadaki temel haklarımızı kullanmamıza izin vermiyor. Nasıl daha yeni anayasa yapacaklar? Dolayısıyla bu hükümetle, Adalet ve Kalkınma Partisi'yle yeni bir anayasa yapmanın bu koşullarda imkanı yoktur. Çünkü güven yitirmişlerdir ve mevcut anayasayı uygulamaktadırlar. Peki ben çok teşekkür ediyorum. Sizi yorduk. Kolay gelsin. Ben İnşallah. Teşekkür ederim. Selamlar, sevgiler. Sağ olun. Labantan. Sağ olun. Türkiye'nin sivil, bağımsız, özgür ve çoğulcu bir medya ortamına ihtiyacı var. Medyascope, 20 Ağustos 2015'te bu ihtiyacı karşılamak üzere yola çıktı. Ama yolumuz uzun. Bu yolculukta bize Patreon veya YouTube'un katıl butonu üzerinden katkıda bulunabilirsiniz. Destek verin, sizinle güçlenelim.